Evet değerli izleyenler, BNL özel tüm hızıyla devam ediyor. Tabii 6.sı düzenlenen Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan'la birlikteyiz şimdi de. Aslında Bienal'in mimarlarından bir tanesi Ömür Hanım'la birlikte çok önemli bir etkinliği de Denizli'ye kazandırmış oldular. 10 yaşında Bienal 6.sı gerçekleştiriliyor ve Türkiye'de bir ilk ve tek olma özelliği de taşıyor. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Tüm izleyen vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum. Tabii başkanım, biraz açılışta da bahsetmiştim. Türkiye'de bir ilk ve tek ve 6.sı gerçekleşiyor. Aynı zamanda uluslararası bir etkinlikten bahsediyoruz. Evet. 14-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Ve bu sene çok güzel ilkler de dahil edildi bu Bienal'e. Öncelikle Bienal hakkında bu sene nasıl geçiyor? Tabii pandemi nedeniyle de biraz ara vermiştik ama neler aktarmak isteriz Bienal'e dair? Tabii 2011 yılında başlattığımız ve bugün 10. yılına geldik ve 6.sını yapıyoruz Denizli Cam Bienali'nin. Tabii kesintiye uğramadan, geçen yıl pandemi noktasında da zaten 2 yılda bir yaptığımız için o anda bir kapanma noktasından etkilenmedi Bienalimiz. Ama şimdi de artık sağdan belli noktada kuralları belli olduğu, belli ilkeleri çerçevesinde, o kurallar çerçevesinde bunları da artık hayatın bir parçası olarak devam ettirmemiz, başlatmamız noktasında bakışımız oldu. Ve insanlarımızın da çok arzu ettiği, keyif aldığı bu cam bienalimizi, açılışını gerçekleştirdik. Gerçekten cam her şey. Yani hayatımıza baktığımızda cam, yani şu anda bizi kameraya anlamına baktığımız zaman kamerada kullanılan, evet. Ve işte içtiğimiz suyun şişeleri, evin camı, arabanın camı, gözlük camımız, baktığımız zaman her yer, her yer cam. Cam gerçekten hayatımızı kolaylaştırıyor ve vazgeçilmezi. Yani cam olmadığını düşündüğümüz anda gerçekten hayat çok zor olur. Belki yürümemiz, hızlı yürümemiz, mesafe almamızda çok çok sıkıntı olur. Bu noktada Denizli'mizde de cam kültürü var. Eski antik şehirlerimizden başlayarak orada birçok cam atölyeleri veya cam ocakları noktasında, fırınları noktasında yapılar ortaya çıkıyor. Yani Denizli tarihinde kadim bir cam sektörü. Biliyorsunuz burada Denizli Cam fabrikamız var. Tüm Türkiye'ye, dünyaya o el sanatlarını buradan gidiyor. Birçok değişik noktalarda da cam üreten yerlerimiz var. Otomotiv camları üreten fabrikalarımız var. Onun için cam gerçekten çok çok önemli bir yer ediyor. Bu noktada bu cam bienalimizi yaparak devam ettirmek ve bir de ayrı bir keyif, camı günlük hayatta kullandığımız gibi bir de onu böyle hünerli ellerle, yetenekli ellerle, alın teriyle sanata dönüştürmek. O çok güzel ortaya çıkan, belki evimizin birçok köşesinde bulunan o cam şeylerin nasıl yapıldığını, hangi emeklerle yapıldığını hissedilmek adına burada halkımızın da bir performans noktasında gayretleri var. Onun için çocuklarımız geliyor yoğun bir şekilde. Çocuklarımızın da merakı ve bilgisi artıyor. Çünkü cam dendiği zaman nasıl olduğunu, hikayesini bilmesi, onun mantığını oturtması gerekiyor ki o temel üzerinden başka şeyler inşa etsin, daha başka ufuklara gitsin. Sonuçta cam noktasında bir yöneliği yapalım dedik ve Türkiye'de ilk gerçekleştirdik. Bu ilki gerçekleştirmenin de mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Ve 2 yılda bir bu cam bienalimizi yapıyoruz. Uluslararası nitelikte aynı zamanda. İşte Kanada'dan olsun, Mısır'dan olsun, İngiltere'den olsun, Amerika'dan olsun birçok sanatçıların katıldığı ve ülkemizin birçok şehrinden, değişik illerinden sanatçıların katıldığı ve Denizli'mizdeki sanatçıların katıldığı çok güzel bir cam bienali gerçekleşiyor. Tabii ki burada karma atölye çok çok önemli. Karma tasarım atölyesi. Onlarda da Ömür Hanım, Fatih Bey olmak üzere onlar da bize yol gösteriyor. Onlar da biliyorsunuz cam sanatçısı. Evet. Ve Denizli'mizin en büyük güzelliği horoz. Evet. Horozu da biliyorsunuz bir yarışma yapmıştık vatandaşlarımıza. Hangi malzemeden olsun, hangi maddeden bir olsun. Bir anket olmuştu. Anket olmuştu. Açık ara cam olsun sonucu çıkmıştı. Biz de camdan yaptık. Aslında vatandaşlarımız zoru tercih etmişti. Evet. Ama o zoru çok şükür sanatçılarımızla birlikte biz de riski göze alarak onu gerçekleştirdik. Çok kıymetli bir eseri kazandırdık. Evet, şu anda Çınar Meydanı'nda belediyemizin önünde
cam horozumuz duruyor. O cam horoz da ayrı bir özelliği, zaten 7000 parçadan oluşuyor. Her biri tek tek elle yapılmış, bir kalıbın içinde değil de elle yapılmış olan parçalar. Ama bir başka özelliği de Türkiye'nin açık alandaki en büyük cam heykeli özelliğinde taşıyor. Onun için Denizli camın merkezi inşallah. Burada ayrıca kurslarımız var 12 ay boyunca. Birçok hanımefendi ve beyler katılıyorlar. Orada başta boncuk yapmakla başlayarak birçok güzellikler ortaya çıkarıyorlar. Onun için biz vatandaşlarımızın her alanda güzelliğine katkı sağlamak, destek sağlamak durumundayız. Aynı zamanda sanata, kültüre de destek sağlamak durumundayız. İşte yaptığımız bu Kongre Kültür Merkezi buna ev sahipliği yapıyor. Kongre Kültür Merkezimizin de biliyorsunuz üstü cam noktasında, şeffaf bir noktada güzel bir yapımız oldu. Burada sanatın, kültürün kalbi atıyor. Burası onun merkezi haline geldi. Her noktada da ayrı bir etkinliğin noktasını görebiliyoruz değil mi? Açılan standlar, sergiler, sunumlar pek çok noktada da. Burası tam bir kültür merkezi ve camı burada yaşatıyoruz. Evet, camı yaşatıyoruz. Sanatı ve kültürü yaşatıyoruz. Başka bir katımızda orada şimdi camlarla ilgili sergimiz var. Tabii burada söyleyeyim, cumartesi akşam saat 8.30'da yani 20.30'da ve pazar akşamı 20.30'da defile var. Cam kıyafetleriyle oluşan sanatçılarımız kendi yapmış olduğu cam kıyafetleri sanatçılarımızın kendileri sunacaklar. O da ayrı bir dikkat çekici nokta. Ayrıca yarışmalar var burada. Evet. Cam yapma yarışmaları noktasında bir aktiviteler de söz konusu. Ve öğrencilerimiz geliyor cıvıl cıvıl. Onların güzelliği. İşte sanatla, kültürle devam ediyoruz. Denizli gerçekten pandemi sonrası hareketlendirdik. Bugün de biliyorsunuz kitap fuarımız var. Evet. Bir hafta önce bugün açılışını yapmıştık kitap fuarımızı. Bir tarafta EGS'de kitap fuarımızı yapıyoruz. Orası ayrı bir kültürün noktası. Kesinlikle. Ve iki günümüz kaldı. Cumartesi, pazar. Ve orası da çok muhteşem geçiyor. Çok yoğun ilgi var. Pandemi sonrası vatandaşlarımız, gençlerimiz kitaba özlemişler. Onu gerçekten alım noktasında veya görme noktasında yoğun ilgi gösteriyorlar. Ayrıca, hafta sonu rekor bir katılım oldu tabii, değil mi başkanım? Tabii, hafta sonu felaketti. söyleşiler vardı. Yine de olacak. Bu hafta sonunda söyleşiler olacak. İmza günleri olacak. Sonuçta şehrimize her yönüyle hizmet etmeye çalışıyoruz. İşte kitap fuarının başlangıcıyla pandemi sonrasında ara vermiştik. Onun dördüncüsünü yaptık. Şimdi de cam birimizi hemen peşinde. Üst üste geldi ama onunla devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da birçok güzel etkinliklerimizi, insanlarımızın kültürü, sanatını ve işini kolaylaştıracağı işleri birlikte yapmaya devam edeceğiz. İnşallah onların hizmetinde ve hizmetkarı olarak yolumuza devam edeceğiz inşallah. İnşallah diyelim başkanım. Denizli pek çok ilki gerçekleştiren, pek çok şeyde de öncü olan bir şehir ve bu anlamda da sizlerin emeği de çok büyük. Sizlere de bu anlamda teşekkür etmiş olalım. Buradan son olarak isterseniz başkanım, tabii sizler toplantıya geçeceksiniz, çok tutmak istemiyorum. Son olarak isterseniz hem kitap fuarına hafta sonunda sona erecek, aynı tarihte burası da 17 Ekim'e kadar devam edecek ve sona erecek. Davet edelim vatandaşlarımızı. Evet, şimdi bu hafta sonu Denizli ve gerçekten çok büyük aktiviteler var. Denizli yaşayan vatandaşlarımızın seçenekleri var. Ben tüm vatandaşlarımıza her iki seçeneği de gelmelerini arzu ediyorum. Birincisi kitap fuarımız cumartesi ve pazar artık finale gidiyor. Mutlaka çocukların elinden tutarak anne babalar o kitabın bulunduğu ortama çocuklarımızı getirsinler. Gençlerimiz zaten geliyor. Yani tüm vatandaşlarımızı ben o kitap fuarımıza davet ediyorum. Belki ne kadar süre sonra tekrar yaparız belli değil. Ama her sene yapıyoruz mutlaka. Ama bu fırsatı kaçırmamaları gerekir. En azından dolaşsınlar, orada değişik yazarlara temas etsinler, söyleşilerini dinlesinler. Yani hafta sonu zaten müsait olanlar mutlaka gitsinler. Tabii ayrıca hafta sonumuzun diğer güzel bir etkinliği, bir önce bahsettiğimiz cam bileni devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Seveci Kongre Kültür Merkezi'nde, kitap fuarımız EGS'de, EGS fuar alanında. Cam bilenimizde gelsinler. Burada canlı performanslar, yani birçok camların üzerine isim yazmalar noktasında. Bardağını alan gelsin. Bardağını alan gelsin. İsim yazmalar noktasında çocuklarımız için çok ayrı hatıralar oluyor. Kesinlikle. Ayrıca kendileri de performans yapmanın imkanları oluyor.
Tabii ki cumartesi akşam 8.30 ve pazar akşamı 8.30'da olmak üzere camdan kıyafetlerle ilgili defile de söz konusu. Bu hafta sonu Denizli aksiyon yüksek. Yani sanat kültürü tavan yapıyor. Mutlaka vakti olan her ikisine katılsın. Güzel bir planlama yapın, tabii. İkisinden de eksik kalmayın. İkisinden de eksik kalmayalım. Çocuklarımızı da eksik bırakmayalım. Eşimizi alalım, dostlarımızı alalım, arkadaşlarımızla birlikte şöyle keyifli bir hafta sonu ve sanatla kültürle dolu dolu bir hafta sonu olsun. Unutulmaz bir hatıra da olacaktır mutlaka. Olsun. Benim dileklerim odur vatandaşlarımıza. Herkese sağlıklı, hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Ayağınıza sağlık, emeğinize sağlık gerçekten. Çok kıymetli projelerle Denizli'yi taşlandırmaya devam ediyorsunuz. Bizler de sizi konuk almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çok sağ olun. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum. Sağ olun başkanım. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'la birlikteydik ve Biennial'i değerlendirdik. Kitap fuarına davet etti Sayın Başkan. Unutmayalım, 17 Ekim'e kadar iki etkinlikle devam edecek. Sizlere kapıları her zaman açık olacak diyelim. Sanatta kalın, hoşça kalın efendim. Şimdilik bizden bu kadar.